Hepinize Game Video TV'den tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün serimizin 3.sünü çekiyoruz ve uzun süredir seriyi çekmediğim için tabii ki bu zaman zarfında saldırıya uğradım. Saldırıda kaybettiklerim de oldu, kazandıklarım da oldu. Tabii bu benim savunmamın iyi olması demeyeceğim çünkü benim savunmam bunun için yeterli değil. Şu an gördüğünüz gibi sadece çiftler ve birkaç topçu kulem ve normal okçu kulem olmak üzere kulelerim var. Bunlar yeterli değil. Bu bölümde sizlerle yine bir multiplayer atak yapacağız. Daha sonrasında ise kaldığımız yerden çitlerimizi çekip surlarımızı daha güzel bir şekilde yapacağız. Bunun için atak diyerek direkt olarak multiplayer atak kısmına geçiyorum. Ve şu an tabii ben her zaman dediğim gibi benim askerlerim eşit oran çıkarmaya çalıştım. Şu an saldıracağımız kişi aslında çok güçlü değil. Bunun yanında parası yetersiz olduğu için bu kişiyi geçiyorum. Çünkü evimi güncellemem gerektiği için yeterli bir parayı toplamam gerek. Bunun biraz daha iyi aslında parası. Bu aslında saldırmak için güzel bir şey diyebilirim. Bunu saldıracağım. Dilerseniz oyunda aslında direkt olarak eve saldırabilirsiniz. Tabii bunun yanında bu topçu kulesi sizi top atışı yaparak buna engel olmaya çalışacak. Bunlar gördüğünüz gibi topçu kulesi için yeterli. Daha sonra bu kısmı nasıl tabii halledeceğinizi şey yaparsak bu kısmı hemen bu şekilde benim dediğim gibi böyle şirin ortalarını çıkararak bu kısmı halletmeye çalışıyorum. Daha sonra şu kısmı şuradan hemen şöyle bir giriş yapalım. Ha, bu şekilde böyle bir atak yaparak aslında mantıklı mı? Gayet mantıklı. Çünkü büyük top atan yani nasıl diyeyim az önceki yok ettiğimiz kısımdaki gibi top atanlar oldukça yakın mesafeden saldırmaya çalışın. Bu onların şeyini kıracaktır. Öyle söyleyeyim size. Bunları ok atanlarla ileriden atmaya çalışmayın. Çünkü bir tane top 5 ya da 10 ve belki daha fazla askerinizin ölmesine neden olabilir. Şu an gördüğünüz gibi bizim yani bu savaşı kaybetmemiz için tek bir neden var, o da internet bağlantısının bitmesi. Onun neticesinde bu savaşı kesinlikle ama kesinlikle kaybetmeyeceğiz. Şu an 2 dakikalık bir süremiz var. Bu 2 dakikalık süre zarfında burayı zaten yerle bir edebiliriz. Bu asker burası için çok fazla diyebilirim. Lakin ben asker çıkarmakta herhangi bir sakınca görmüyorum çünkü bu biraz zaman tasarrufu olmuyor aslında, lakin bence daha çok asker çıkarmayı bakın. Tabi paranız, bütçeniz yani önündeki bütçeniz bunun için yeterlisi askerlerinizi olabildiğince fazla çıkarın. Bu oyundan sonra diğer seride çitlerimizi çekeceğiz. Tabii ki surlarımızı ilerleyen bölümlerde daha güçlü yapacağız ve daha güçlü bir bizim savunma yani daha güçlü bir savunmamız olacak öyle söylediğimizde. Tabii bunun için stratejik noktalara neler koyacağımızı ve neler yapacağımızı söyleyeceğim size. Clash of Wars'ta bugünlük demeyeyim de yani bu seri için görebileceklerim bu kadar. Tabii bu oyun bittikten sonra birkaç şey daha gösterdikten sonra video kaydını durduracağım. Şu an 27 puan gerçekten yeterli bir puan. Tabi bu oyun aslında ilerledikçe puanlar düşüyor. Nasıl oluyor diye soracak olursanız bana şöyle söyleyeyim size. Karşı rakibin güçlü veya zayıf olmasına göre bir puan dağılımı oluyor diye düşünüyorum ben. Çünkü eğer rakip güçlüyse puanınız oldukça fazla oluyor. Eğer rakip zayıfsa tabii ki alacağınız puan ona göre düşük oluyor diyebilirim size. Bugün neyi güncelleyelim? Tabii ki şimdilik bizim gördüğünüz gibi para kasasını güncelleyemiyoruz. Bunu güncelleyerek 2 saat içinde bu etabı güncelleyelim. Bunları şu an güncelleyemeyiz. Tabii ki onun dışında neleri güncelleyebiliriz diye şöyle göz atıyorum. Evet, bunu güncelleyebiliriz. Bu bizim için şu an çok önemli bir unsur değil. Ben şunu güncelleyerek bugünkü video kaydının sonuna geliyorum. Diğer seride dediğim gibi çitleri çekeceğiz ve daha farklı bir çitleri çektikten sonra evimizi güncelleyeceğiz. Şu an evimizin güncellemesi için 25.000 altın gerekiyor. Tabii ki bunu diğer etaplarda tamamlayacağım ben. Tabii bunları video kaydı yapmayacağım.
Bunları tamamladıktan sonra tabii ki sizlerle birlikte evi güncelleyeceğiz. Tabii bu evi güncelleme süresi kısa bir süre değil. Bir günde ev güncellenecek. Tabii ki kaldığımız yerden bölümleri tekrar çekeceğiz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Diğer bir Lost of Lore serisinde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.